Merhaba, ben Metehan. İzleyecekleriniz tamamen gerçek kaynaklardan sağlanmıştır. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın başında bulunduğu Medellin karteli hesabına çalışan kiralık katillerden John Jairo Velasquez, 22 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalmıştı. Mide kanseri olduğu öğrenilen Temel Reis, 2018'de tekrar hapishaneye geri dönmüştü. Ülkede Sicarios adıyla bilinen kiralık katiller çetesinin korkulan lideri, Popeye Temel Reis, lakaplı Velasquez'in 300'ü bizzat kendisini tarafından işlenen 3000 kadar cinayetten sorumlu olduğu belirtiliyor. El Espectador gazetesinin haberine göre Velasquez ayrıca, 1989'da 107 kişinin hayatını kaybettiği Avianca Havayolları yolcu uçağına bombalı saldırı düzenlenmesi ve yine aynı yıl Cumhurbaşkanlığı adaylarından Luis Carlos Cala'nın öldürülmesinden de sorumlu tutuluyordu. Gazetenin haberinde, Velasquez'in davasına bakan mahkemede çalışan bir görevlinin, mahkeme yargıcı, 22 Ağustos'ta Velasquez'in şartlı tahliye edilmesi emrini verdi. Bunun üzerine bölge savcılığı, Velasquez'in tahliye edilmesini engelleyebilecek, adının karıştığı çözümlenmemiş davaları ortaya çıkarmak amacıyla çalışma başlattı ancak bir şey bulunmadı, şeklindeki sözlerine yer verilmişti. Escobar'la ilgili tüm iğrenç iddiaları ve ölüm emirlerini itiraf etmişti. Bakirelere saplantısı vardı, 49 genç kızı. Bugünün parasıyla 60 milyar dolara eşdeğer bir servet biriktiren Güney Amerika'nın uyuşturucu baronu Pablo Escobar, 26 yıl önce Medellin'deki bir çatıda polis tarafından vurularak öldürüldü. Escobar'ın vahşiliğinin hiçbir engeli yoktu. Uyuşturucu rakiplerini ve politikacıları öldürdü. Hatta yolcularla dolu bir uçağı havaya bile uçurdu. Pablo Escobar, rakip karteller için muhbirlik yaptığını iddia ettiği 49 genç kızın acımasızca ölüm emrini verdi. Yine de 1980'lerin ve 1990'ların Kolombiya'sındaki uyuşturucu kaynaklı şiddet olaylarında 49 kızın öldürülmesi büyük bir şoka neden oldu. 3 gün boyunca işkence görmüş ve sakat bırakılmış kız bedenleri Escobar'ın memleketi Medellin civarında bulundu. Hepsinin Escobar ve diğer kartel üyeleriyle seks partilerinde yer aldığı polis tarafından biliniyordu. Escobar'ın kızlara, kendinize gelin ve kendinizi öldürtecek kadar kötü bir şeyi asla söylemeyin, dediği belirtildi. Medellin'de, Escobar'ın kendisini gammazlayan, hiç kimseye acımadığı da biliniyor. Escobar'ın 14 ila 17 yaşları arasındaki kızları denediği ve kendisiyle yatmaları için para ödeyeceği modelleri tercih ettiği söylendi. 1987'de 49 genç kızın arasından kurtulan bir kız, 1991 yılında yerel gazete El Tiempo'ya verdiği röportajda genç kızların, Escobar'ın rakiplerine bilgi vererek ihanet ettikleri için öldürüldüklerini söyledi. Genç kız, vücudunda kurşun izlerinden oluşturulmuş bir haç olan arkadaşımı karayolunda buldular. Ona işkence ettiler. Onu Pablo'nun düşmanlarını tanımakla suçladılar, dedi. Escobar'ın onları neden öldürdüğü sorulduğunda genç kız, eğer konuşursanız ya da ispiyonlarsanız ölürsünüz. Hayatta kalmak için sessiz kalmalısınız ve onlar bunu bilmiyordu, cevabını verdi. Yarı çıplak Medellin sokaklarına bulunan genç kızın vücuduna 28 kurşunla haç işareti yapılmıştı. Genç kız diğer Escobar'ın kızları gibi şehrin fakir bölgesinden gelmişti ve 15 yaşında bile değildi. Yazar German Castro Caicedo'nun Operation Pablo Escobar kitabında, Escobar'ın 14 ila 17 yaşları arasındaki kızları tercih ettiği, eşiyle tanıştığı zaman eşinin 13 kendisinin de 24 yaşında olduğunu ifade ediyor. Birçok fakir insanın Robin Hood figürü olduğuna inanıyordu ve kadınlar onunla ilişkiye gelecekleri için önemli bir şey yaptıklarını düşünüyordu. Kızlar onun için, Pablo, koruyucu, güven veren bir adam. Eğer o bir şey vaat ederse onu yapar, diyordu. Medellin kartelinin bir üyesi olan Jairo Velasquez Vasfuz, Escobar'ın bakirelere saplantılı olduğunu söyledi. Vasfuz, bildiğim tek sapkınlığı, heteroseksüel bir kızın bekaretini deneyimli bir lezbiyenle kaybetmesi konusundaki tutkusuydu, dedi. Popeye lakaplı Vasfuz ayrıca milyon dolarlık kaçakçılık yapmasına rağmen Escobar'ın kokain kullanmadığını belirtirken, sadece birkaç bira içerdi. Asla sarhoş olmazdı, ifadelerini kullandı.
tam ismi Pablo Emilio Escobar Gaviria olan Escobar 1949 yılının Aralık ayında Kolombiya'nın Antioquia şehrinde dünyaya geldi. Çiftçi bir babanın ve ilkokul öğretmeni bir annenin 7 çocukluğundan biriydi. Daha lisedeyken mezarlıklardan antik mezar taşlarını çalıp turistlere satarak suç kariyerine başladı. Sonrasında küçük dolandırıcılıklar, kaçak sigara ve sahte piyango satışı araba hırsızlığı fidye için Kolombiyalı zengin ailelerinin çocuklarını kaçırmak gibi birçok suç faaliyetinde de yer aldı. 1975 yılına gelindiğinde Pablo Medellin bölgesinin en büyük uyuşturucu baronu Fabio Restrepo'yu öldürerek gücü tamamen eline aldı. Ve durumu, "Bazen Tanrı oluyorum, eğer bir adamın öleceğini söylüyorsam adam aynı gün ölüyor," sözleriyle özetledi. Bu dönemde 15 yaşındaki Maria Victoria ile evlendi, Juan Pablo ve Manuela adında iki çocuk sahibi oldu. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri bu yükselişe cevapsız kalmayarak harekete geçti. Yıllar sonra atılan teorilere göre belki de Escobar bir Amerikalı olsaydı bu durum çok daha farklı olabilecekti. Çünkü söylenenlere göre ABD'nin rahatsız olduğu uyuşturucu değil pazarın başında bir Kolombiyalının bulunmasıydı. Tüm bunlardan sebep Amerika Birleşik Devletleri suçluların iadesi sürecini başlattı. Buna göre Pablo Escobar ve diğer uyuşturucu baronları Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmeliydi. Bu Escobar için büyük bir savaş demekti, Amerika'daki hücredense Kolombiya'da bir mezarı tercih ederim, diyen El Patron'un hapse girmeye niyeti yoktu. Akıl dışı bir yöntem kullanan uyuşturucu Lordu Kolombiya Liberal Partisi'nden seçimlere katıldı. Başlarda meclise girme fikri bir hayal gibi görünüyordu. Fakat Escobar'ın halk tarafından seviliyor olması bu ihtimali güçlendiriyordu. Halka göre El Patron gecekondusuz Medellin projesiyle 400'den fazla konut yaptıran çöplükte yaşayan 700'den fazla insanı ev sahibi yapan Medellin'in sağlık harcamalarını karşılayan Kolombiyalı bir Robin Hood'tu. Paralarını bir araya tutmak için her hafta $1000 paket lastiği alan ve parasının %10'unu depolarda farelere yem eden Escobar'a göre halkı gücüyle yanına çekmek çok kolaydı. Evinin bahçesindeki dev hayvanat bahçesini halka açan ülkenin ilk metro hattını finanse eden okullar, havaalanları, kiliseler ve spor alanları yaptıran Escobar özellikle Medellin halkına göre meclise girmeyi hak ediyordu. Halkın desteğiyle 1982-83 döneminde meclise girmeyi başarıyordu ama aynı partiden Adalet Bakanı Rodrigo Lara Bonilla, Escobar'ın tutukluyken çekilmiş bir fotoğrafını bularak onun Kolombiya Meclisi'nin itibarını sarstığını söyledi. Böylelikle henüz parlamenter olmuş Escobar meclisten uzaklaştırıldı. Ne var ki Amerika'nın uyuşturucu ticaretinin %80'ini elinde tutan El Patron intikamını çok sert bir şekilde alacaktı. Gardı düşen Escobar önce kendisini ifşa eden bakanı arabasında katlettirdi, sonrasındaysa suçlu iadesi ve uyuşturucu mücadelesini seçim vaadi olarak belirleyen başkan adayı Luis Carlos Carrera'yı miting sırasında öldürttü. Fakat Escobar için tüm bunlar yetersizdi, üstündeki tüm suçlamalardan bir daha karşılaşmamak üzere kurtulması gerekiyordu. Daha büyük ve kanlı eylem girişti 6 Kasım 1985'te 35M-19 savaşçısı Don Pablo'nun emriyle Adalet Sarayı'nın bodrum katından içeri girdi ve karşısına çıkan herkesi yok etti. Sivil elbiseleriyle saraya önden giren diğer ekipse 44 DEU yargıç 300 kişiyi rehin aldı, başta yargıçlar olmak üzere rehinelerin birçoğu öldürüldü. 7 Kasım günü ise ordu Adalet Sarayı'na giriş yaptı, fakat Pablo Escobar'ın suçlarını ortaya seren tüm delilleri yok edilmişti. Yakalanan M-19 üyeleri olayların Escobar ile bir ilgisi olmadığını söyledi. Bu süreçte Escobar başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm dünyaya kokaini bulamaya devam etti. Interpol ve FBI tarafından hakkında tüm dünyada yakalama emri çıkarıldığında, Washington'da Beyaz Saray önünde oğluyla hatıra fotoğrafı çektiren bununla yetinmeyip FBI'nin müzesinde gezintiye çıkan Escobar dünya tarihinde adını beyaz harflerle kazıdı. 1989'da Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 7. adamı olarak gösterildi. Devlete "beni iade etmeyin, ülkenin 10 milyar dolarlık bütün borcunu ödeyim" dedi ve reddedildi. Bunun üzerine hırçınlaştı, 27 Kasım'da bir kıyıma daha imza attı. Suçlu iadesini destekçisi olan başkan adayı Cesar Gaviria öldürmek için yolculuk edecek uçağını bombalattı, 170 kişi öldü fakat amacına ulaşamadı.
Çünkü Tsar Gaviria uçağa binmemişti. Bu olay sonrası halkın büyük bir kesiminin gözünde bir teröriste dönüştü. Suçlu iade 1992 senesine gelindiğinde Escobar'ın vahşeti tekrar duyulmaya başladı. Kendisine ihanet ettiği düşündüğü iki ortağını La Catedral hapishanesine getirten Don Pablo onları çeşitli işkencelerle geçirerek öldürttü. Bu olanlar Kolombiya için taşan son damlaydı. Hükümet Escobar'ın başka bir hapishaneye nakledilmesin karar verdi. Bu kararı duyan La Catedral'in kralı hapishaneden kaçarak Medellin'de gizlenmeye başladı. Uyuşturucunun başkenti olan Medellin Escobar'ın sırtından giydiği çelikten bir zırhtı. Halk arasına gizlenen El Patron polisi ve halkı hayatı boyunca yaptığı gibi paramı kurşunmu sözleriyle ikna etti. Firar döneminde ailesinden ayrı kalmayı dayanamadı. Dağ evinde sevdikleriyle saklandı. Üşüyen kızını ısıtmak için 2 milyon dolar yaktı. 1980'lerde günde 60 milyon dolar kazanan ve hala toprağı altında paraları bulunan Escobar. Toplam 100 milyar mal varlığına sahip oldu. Pablo Escobar ailesine çok düşkün biriydi. Bu onun ölümüne giden yolda bir basamak olmuştur. Escobar Medellin'de saklanırken Amerika Birleşik Devletleri ve Kolombiya hükümeti tarafından desteğiyle hareket eden birimler tüm yakınlarını ve ailesini adeta avlıyordu. Çocuklarının yakalanmasında endişe eden Escobar onları Almanya'ya kaçırmak istedi. Ancak bu plan tespit edilerek ailesi ele geçirildi. Ailesini ele geçiren Kolombiya hükümeti bir yem ortaya atarak Escobar'ı yakalamaya umdu. Yerinin tespit edilmeye çalışıldığını bilmesine rağmen oğluyla yaptığı görüşmesinde Pablo Escobar'ın yeri belirlendi. AB'den gelen özel güvenlik birimleri ile Kolombiyalı güçler Escobar'ın yerinin tespit edilmesinin ardından operasyon düzenlemiştir. Escobar çatıda kaçarken kurşunlanarak öldürülmüştür. Öldürüldükten sonra polislerin cesediyle çektirdiği fotoğraf, Kolombiya'da uzun bir süre hafızalardan silinmemiştir. Polis müzesinde hala o gün öldürüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetler sergilenmektedir. Cenaze törenine yaklaşık 25 bin civarı seveni katıldı. Escobar, her ne kadar suçla özdeşleşmiş ilginç bir kişilik de olsa, tüm illegal işleri organize eden tek güç olarak hareket etmesinden ötürü yeraltı dünyasının bir düzeni olduğu söylenir. Onun ardından bu düzen bitmiştir.